Merhaba arkadaşlar, 6. dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde size değişkenler hakkında kısa bilgiler vereceğim. Mesela integer tipinden bir değişken tanımlayalım. Int sayı dedik. Değişkenimizi tanımladık. Bu gördüğünüz değişken sayı adında bir integer, yani tam sayı değişkeni tanımlamış olduk. İstersek bunu şöyle tanımlayabiliriz. Int sayı eşittir 10. Böyle tanımladığımız zaman sayı değişkenine 10 değerini atamış oluyoruz arkadaşlar. Bunu aynı zamanda şöyle de yapabilirsiniz. Direkt sayı değerinin tanımlandığı satırda değişkene değer verebilirsiniz. Veya sayı değerini aşağıda tanımlayabilirsiniz. Sayı eşittir 10. Böyle yaptığınız zaman arkadaşlar yeniden önüne int yazmanıza gerek yok. Integer tipinden sayı değerini tanımladıktan sonra sayıyı istediğiniz gibi çağırabiliyorsunuz. Bir daha başına int yazmanıza gerek kalmıyor. Aynı zamanda şöyle de yapabilirsiniz. Int sayı eşittir 10. Cout diyorum. Sayı. Şimdi burada sayıya girilen değeri yazdıracak bu kodumuz. On değerini yazdırdı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bir de değişken üzerine başka bir değerin yazılması olayı var. Buna variable overriding deniyor. Overriding. Override'ı üstüne yazmak demek. Burada üstüne yazacağız. Sayı eşittir 20. Değişken ilk başta sayı değişkeni integer tipinde tam sayı tipindeki sayı değişkeni 10 olarak tanımlandı. Bir sonraki satırda 10. satırda yani 9. satırda sayı değişkeni 10 olarak tanımlanmıştı. 10. satırda sayı değişkenine 20 değeri girildi. Burada en son girilen sayı değerinin aldığı en son değer 20 olduğu için çıktıda da 20 değeri yazılmış olacak. Gördüğünüz gibi çıktı da 20 değerini almış olduk. Bu dersimizde bu kadar. Gelecek dersimizde basit aritmatik, matematiksel işlemlere bakacağız. Görüşmek üzere, hoşça kalın.